Yine bir güzel daha, yine bir yakışıklı daha, bir nurlu daha. İnsan yüzüne bakmaya doyamıyor. Çok çok güzel yüzün, canımın içi maşallah. Allah seni nuruyla sarsın, cennetiyle şereflendirsin. Tertemiz yüzün, tertemiz, nur gibisin. Çok efendim, çok nezih bir insansın maşallah. Ben seni bir daha dinleyeyim bakayım. Nur Hocam merhaba, sizce evrimde İslam şeyşir mi? Yakışıklı mı? Olabilirdi ama yani mesela Allah onu şöyle yapardı, mesela bir hücreyi hakikaten havuzda bir yerde yetişişi yapardı. Oradan da hakikaten bilinçli bir şekilde gelişirdi, olurdu. Ve bunların Allah delillerine kordu. Delil olurdu. Çok da makul olurdu. Böyle bir delil hiç yok. Yok. Bir tane delil yok. Hiç yok. Bu uydurulmuş bir hurafe, bir pagan uydurması, bir putperest uydurması. Yoksa delili olsa olur diyemezsin ya. Allah mesela suyun içinde bir hücre yaratır. Onu 2, 4, 8 geliştirir. Hatta suyun içinde bayağı şekillendirir de yani o balığa bile çevirebilir kısa sürede. Onda balıktan mesela çok rahat efendim bir kertenkeleye falan yahut işte kertenkeleye yahut bir maymuna da çevirebilir. Balık çıkar ama kısa sürede. Yapar. Ama buna dair o kadar çok delil olur ki yani reddi mümkün olmaz. Ya tek bir tane delil yok kardeş. Bilakis bak 700 milyon üstünde yaşayan fosil var. 700 milyon. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Ya bir kere protein tesadüfe meydana gelmesi bilimsel olarak imkansız. Bunlar tesadüfle açıklıyor olayı. Tesadüf hiçbir şey yaratamaz. Tesadüf dünyadaki en mantıklı, en münasebetsiz açıklama. Yani en münasebetsiz açıklamayı yap desen, en mantıksız yarışma yapsan tesadüf birinci gelir. Ya bu kadar münasebetsizlik olur mu? Dolayısıyla böyle bir şey yok. Bir proteinin tesadüfe meydana gelmesi imkansız. Bir proteinin tesadüfe meydana gelmesi imkansız. Çünkü bir proteinin olması için başka bir proteine ihtiyaç var. Eşittir sıfır. Bitti. Bak ne diyor Dawkins? Uzaylılar yaptılar diyor. Tabii ki diyor bir büyük bir aklın varlığı görülüyor diyor. Bak en sıkı Darwinist'i bu. Büyük aklı ne zaman kabul etti biliyor musun? Adnan abisinin kitabını okuduktan sonra. Daha önce kabul etmiyordu. Bak daha önce kabul etmiyordu. Adnan abisinin kitabını okuduktan sonra hizaya geldi. Hizaya geldi. Ve bütün fikirleri değişti. Bak ne diyor? Üstün bir akla ihtiyaç var diyor. Ama bu diyor uzaylılar olabilir. İllaki direnecek. İllaki direnecek. Uzaylıları kim yarattı diyor. Ne bileyim ben diyor. Gogo gibi. Olmaz. Evet dinliyorum.